geç kaldım. Ziyan yok, beklemiyordum zaten. Sağ olsun, doktorlar da çok ilgilendiler. Geçmiş olsun. Ben de vakit kaybetmeden idmanlara başlayayım dedim. Vakit değerlendirilmezse kaybolur Burak. Bak bugün üçüncü idmanımız. Hocam müsaadenizle ben üstümü giyineyim hemen. En azından düz koşulara başladım. Öyle düz koşu yaparak futbolcu olursaydı Hüseyin Bolt Messi olurdu. Bak herkes izler soktu, sen hala serserilik peşindesin. Burada idman yapacağını iple kopukla kavga edip vapurdan düşüyorsun. Haklısınız hocam. Sinirlerime hakim olamadım. Ama tahrik etti o karaktersiz. O karaktersiz, sen daha karakterli davranacaksın Burak. Bak hayat adama kırmızıyı böyle gösterir. Bu takımın öyle lise kavgalarında sakatlanacak adama ihtiyacı yok. Daha uslu ayaklara ihtiyacı var. Hocam. Burak, git Metin Oktay'ı Can Bartu'yu araştır. Şenol Güneş'i Rıza Çalınbay'ı izle. Bizim takım için savaşacak adamlara ihtiyacımız var. Öyle teknelerde bodyguardlık yapacak adamlara değil. Ya hocam haklısınız ama... bakın söz veriyorum, bir daha böyle bir sıkıntı olmayacak. Ben hemen ısınmaya başlayayım. Evine git Burak. Hadi oğlum daha hızlı burada. Ya anne. Deminden beri öksürüyorsun, al iç şunu. İyi misin annem? İyiyim oğlum. Gıcık tuttu sadece. Ya anne, bu gıcık çok sık tutmaya başladı. Bir doktora mı görünsen? Doktor alay eder ayol. Bir gıcık için hastaneye mi gidilirmiş oğlum? Bak, yüzü de düşermiş. İyileştim oğlum ben. Merak etme, iyiyim. Zaten babanın yüzünden. Benim hastalıklarım yüzünden. Bütün yılların sıkıntıyla geçti oğlum. Nasıl söz anne? Yalan mı söylüyorum? Yaşıtların okurken sen çalışmak zorunda kaldın. Ya annem, sen benim yanımda ol. Böyle sağlıklı ol, ben hep çalışırım. Ay kurban olsunlar sana. Ay yerim ben o elleri. Allah razı olsun oğlumdan. Allah senden razı olsun annem. O nasıl söz? Eli öpülecek birisi varsa o da sensin. Baksana. Sabahtan akşama kadar örgü örüyorsun. Hem ellerin, hem gözlerin. Evet. Uzun zamandır yardım istemiyorsunuz benden Makbule Hanımcığım. Karıştırma, karıştırma tamam. Merak etme. Çile işi benim uzmanlık alanım anneciğim, biliyorsun. Muzur şey seni. Bu pamuk eller ne yapıyor yine? Çorap mı? Ay dur, dur bak. Bak şimdi. Ben atkı ve bere yapıyorum. Hayat öğretmen için. Hayat öğretmen için mi? Bir teşekkür edemedim kadıncağıza. Senin için az emek vermedi biliyorsun. Çam sakızı çoban armağanı işte. Burada idman yapacağına itle kopukla kavga edip vapurdan düşüyorsun. Bu takımın öyle lise kavgalarında sakatlanacak adama ihtiyacı yok. Bizim takım için savaşacak adamlara ihtiyacımız var. Bak herkes izler soktum, sen hala serserilik peşindesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Ne haber? İyi abi, seni sormalı. İdare eder. Burak'cığım aç açına işe gelinir mi? Zaten hastalıktan yeni çıktım. Aç değilim anne ya. Ne yedin? Yedim işte bir şeyler. Bak senin için kuru fasulye pişirdim. Hadi al bunu içeriye götürse olmasın. Ben Tahsip ablana gideyim. Anne. Beni abimin yanında bıraksan, dönüşte alsan olmaz mı? Peki. Hadi. Hadi size kolay gelsin. Oğlum sen de gitseydin annemle. Sıkılma burada. Niye sıkılayım ki? Yardım ederim sana. Abi aslında ben sana küsüm ama canın sıktın şimdi. Öyle mi? Bak ona göre tribe gireceğim. Gireyim mi? Ulan bu halde bile güldürdün ya beni. Söyle bakalım niye küstün abine? Abim hastaneden çıkıp maça gidiyor. 3 tane gol atıyor aslanlar gibi. Ama kardeşini çağırmıyor. Keşke o golleri atarken ben de orada olsaydım. Sen nereden duydun maçı? Ya duymayan mı kaldı? Arka sokaktaki Semih abiler de izlemiş seni. Onlar söyledi. Oğlum ben de anlamadım ki ne olduğunu. Bir anda halı sahada buldun kendini. Hem zaten son ana kadar tekerlekli sandalyeyle...
Tekerlekli sandalyede mi? Kısa bir sürede olsa sen de mi tekerlekli sandalyeye bindin? Dünyanın sonu olmadığını sen de gördün. Artık üzülme bana. Bozulma hemen. Ben yaşadığıma şükrediyorum. Şu anda hayatta olmayabilirdim bile. Abi ne oldu? Niye canı sıkkın? Zafer Hoca şu yeni gelen çocuklarla kavga ettiğimi duymuş. Bir de birkaç sefer antrenmana geç kalınca bugün fırçayı çekti gönderdi beni. Ha, ben de kız meselesi zannettim. Yok be oğlum, ne alakası var? Şu zengin züppe yüzünden. Sen o çocuk için gözlerinin sevgilisi dememiş miydin? Ya eskiden öyleymiş. Eski okulda denemişler, olmamış. Şimdi bir şey değil yani. Yani şimdi gözlerinin eski sevgilisi. Aynen öyle. Ama eleman sahibi sanıyor kendini. Kıskanıyordur abi kızı senden. Arkadaşız oğlum Gözde'yle. Arada bir konuşuyoruz, o kadar. Senin için her şeyin en iyisi olsun abi. Senin için de aslanım. Senin için de.